Merhabalar. Sizlerle işte 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun ve bu Medeni Kanun'dan bugüne özellikle ders kitaplarında ve Diyanet fetvalarında bu Medeni Kanun'a hangi aykırı noktalar var ve buna karşı neler yapılması gerekiyor? Bunları ele alacağız bu kısa videomuzda. Değerli dostlar, bilindiği gibi 17 Şubat 1926 yılında meclis tarafından kabul edilen ve 4 Ekim 1926'da yürürlüğe giren Medeni Kanun'un kadınlarla ilgili şu tür olumlu düzenlemeleri vardı. Bir kere kocaların çok eşliliği ortadan kaldırılmış ve tek eşlilik esas kılınmıştır. Bir başka şey, kadınların da miras paylarından eşit olarak yararlanması düzenlenmiştir. Resmi nikah zorunlu hale getirilmiştir. Kocaların tek taraflı olarak boşayabileceğine ilişkin hüküm ortadan kaldırılmıştır. Bildiğiniz gibi bu Vatanım Sensin dizisinde de Albay Cevdet eşini boş ol, boş ol, boş ol diyerek sözle boşayabiliyordu mahkeme önüne çıkmadan. Kadınlara istediği işte çalışma hakkı getirilmişti. Patrikhane ve konsoloslukların yargı yetkileri ortadan kaldırılarak tüm inançlar bakımından bir cumhuriyet hukukunun uygulanmasına yönelik bir eşitlik getirilmişti. Bugün ise ders kitaplarında 2017'de düzenlenen müfredata göre yeni kitaplarda kadının özgürlüğünü, onurunu ayaklar altına alan ifadelerle karşı karşıyayız ve bu tabii ki din adına yapılıyor. Tabii bu dinde var mıdır, yok mudur, bu bir ayrı bir uzmanlık alanıdır. Fakat bunun medeni kanunumuza, anayasamıza, insanların huzur içerisinde yaşama aykırı olduğunu biraz sonra söyleyeceğimiz ifadelerden pekala ortaya çıkabilir. Özellikle ilk önce ders kitaplarından başlayacak olursak çok genel ifadelerle tekrar Medeni Kanun'a aykırı olarak çok eşlilik kocalara verilmiş durumda. Boşama hakkı öncelikle kocanın olarak tanınmış durumda ve bunu mahkeme önüne çıkmadan gerektiğinde sözle olabileceği belirtilmiştir. Yine üvey kızla üvey babanın evlenebileceği, kürtajın cinayet olduğu şeklinde bir yaklaşım var. Kadına hani nafaka varken mehir düzenleniyor. Estetik yasak. Eğer dinden çıkan erkekse Müslüman bir kadınla evlenemeyeceği belirtilmiş. Anneleriyle zifafa girmeyen üvey babanın üvey kızıyla evlenebileceği yine düzenlenmiş durumda. Bunlar ders kitaplarında. Ben bunları tabii videolarımda, YouTube'da da bulunabilir. Ders kitaplarının ilgili sayfalarını göstererek anlattım sizlere. Oradan daha ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Veyahut da Gayrimilli Eğitim kitabından, Laikliği Doğru Anlamak kitabından, Diyanet Fetvaları kitabından bunları takip edebilirsiniz değerli dostlar. Bunun dışında işte elbise karşı cinsin ilgisini çekmeyecek şekilde olması gerektiği ders kitaplarında yine var. Yine tarih yazıcılığında kadının rolü tarih kitabından çıkarılmış. Dinini ve ahlakını beğenmediğiniz dünür ve kızınızı vermezseniz başımıza felaketlerin gelebileceği şeklinde ifade var. Kadın eşinin sevmediği kişileri evine sokmaması gerektiği, yoksa yeryüzünde fitne ve bozgunculuğun hakim olacağı belirtiliyor. Bunun gibi birçok ifadeler var. Şimdi bu ifadelerin Diyanet fetvalarıyla ne ölçüde benzerlik oluşturduğunu her iki hem ders kitabının hem de Diyanet fetvalarından örnekler göstererek sizlere açıklamaya çalışalım. Şimdi fıkıh ders kitabı var. İmam Hatip meslek liselerinde okutulan. Fıkıh ders kitabında hani fıkıh İslam hukuku anlamına geliyor. Görüldüğü gibi şey de sıkıntılı bir ifade. Yani İslam hukuku, Cumhuriyet hukuku değil, İslam hukuku öğretilen şey bu. Hani bunu bir dinler tarihi bağlamında anlatılıyor olsa bu ders bir sorun yok. Hani üniversitelerde, ilahiyat fakültelerinde, bazı işte sosyoloji bölümlerinde, sosyal bilimlerle ilgili bölümlerde bunlar anlatılabilir. Sonuçta bunlar bu milletin sosyolojik olgusunda bir zamanlar yer etmiş, tarihinde yer etmiş hususlar. Dolayısıyla anlatılabilir ama bu şekilde ele alınsın şeklinde eğer anlatılıyorsa burada karşı çıkılması gereken hususlar vardır. Onun için ders kitaplarında ve Diyanet fetvalarında bugün böyle uygulansın diye açıkça söylenmese de dinimiz budur denerek aslında bunun uygulanması gerektiğine yönelik bir algı yaratıyor. Dolayısıyla bu algıya da karşı çıkmak gerekiyor. Örneğin fıkıh ders kitabında geçici evlenme engelleri başlığında şöyle ifade eder. Aynen okuyorum.
Müslüman erkek müşrik kadınla, Müslüman kadın da Müslüman olmayanlarla evlenemez. Koca 3 talakla boşadığı kadınla evlenemez. Bakın dikkat ederseniz burada talak kavramı var. Ders kitabı bunu da tanımlamış. Talak, belirli sözler kullanılarak tek taraflı irade beyanıyla evliliği sona erdirmek. İrade beyanıyla. Mahkeme önüne çıkmaya falan yazılı bir şeye de gerek yok. Beyanla. Ne diyor? Öncelikle kocanın hakkıdır bu. Bir daha okuyalım o ifadeyi. Koca 3 talakla boşadığı kadına evlenemez. 3 talak. Boş ol, boş ol, boş ol. Diğer bir madde, bir adam aynı anda kadının, teyze, hala ve kız kardeşiyle evlenemez. Demek ki kadının hala, teyze, kız kardeşi değilse, başka akrabalarıysa evlilik yapmakta sıkıntı yoktur algısını veriyor değil mi? Şimdi buna Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği yanıtı okuyalım. Boşama hakkının kocaya ait olmasına yönelik diyor ki Diyanet İşleri Başkanlığı, bu internet sitesinde de var, fetva usulü denen kısımda. İslam'da boşama yetkisi prensip olarak kocaya verilmiştir. İfade aynen bu. Peki bu boşama yetkisi nasıl kullanılacak? Ders kitabında diyor ki, fıkıh okumaları ders kitabında, koca talak hakkını bizzat kendisi kullanabileceği gibi bunu vekil veya elçi vasıtasıyla da kullanabilir. İlginç bir şey. Yani kendisi boş ol boş ol diyebileceği gibi bir de vekil, yani kardeşini mi, başkasını mı, arkadaşını mı? Vekil veya elçi vasıtasıyla, yani ona herhalde benim boş ol, boş ol, boş ol dediğimi ilet lütfen demesi yeterli olacak galiba. Koca bu hakkı evlilik akdi sırasında veya daha sonra eşine vermesi de mümkündür. Kocanın hakkı, koca isterse bunu verebilir, lütuf ederse verebilir mesajını veriyor. Bu durumda kadın bu hakkı o anda veya daha sonra dilerse kullanabilir. Koca boşama hakkını hanımına vermesi, kendi boşama hakkını ortadan kaldırması. Peki Diyanet ne diyor? Diyanet şu soruya yanıt vermiş. Boşama yetkisinin eşe veya başkasına devredilmesi mümkün müdür? Evet mümkündür diye uzun bir cevap vermiş. Yani boşama hakkı kocanındır. Bu yetkisini nikah sırasında veya evlilik süresi içinde karısına veya başkasına devretmesi mümkündür. Bakın ders kitabındaki ifadeyle Diyanet'in fetvası neredeyse birebir aynı. Yani kelimelerin dizilişi bile aynı. Ne yapabilirmiş? Erkek eşine sen muhayyersin. Beni veya boşanmayı tercih edebilirsin. İstersen kendini boşayabilirsin. İstersen evliliğe devam konusunda karar verebilirsin diyebilirmiş. Kadın bu tür sözlerle kendisine verilen boşama yetkisini aynı mecliste kullanması hakkını kaybeder. Yani o an o boşama yetkisini kullandı. Daha sonra 10 gün sonra, 1 hafta sonra bu yetkisini kullanamaz. Yani bir kendine bunu vermiş oluyor. Yani Diyanet böyle bir ifade getirmiş. Peki kadın yani bir şekilde boşadılar, eski eşe tekrar pişman oldular, dönmek istiyorlar. Nasıl? Yani 3 kere boş ol, boş ol dedikten sonra bunun ancak başka bir erkekle zifaf olması koşuluyla boşanabileceği ders kitabında ve Diyanet fetvalarında dile getirilmiş. Hangi ders kitabında? Fıkıh okumaları nasıl ulaşabilirsiniz? İnternet ortamında var, Milli Eğitim Bakanlığı internet ortamında var. Belki Google'da da olabilir. Fıkıh okumaları ders kitabı diye yazarsanız bunlar gelir. Başka neler var? Kadınlar Müslüman olmayanlarla evlenemezken erkekler evlenebiliyorlar. Fıkıh ders kitabını biraz önce söyledik. Müslüman erkek müşrik kadınla, Müslüman kadınla, Müslüman olmayanlarla evlenemez. Diyanet ne demiş? Kadın olsun erkek olsun müşriklerle evlenmek yasaklanmış. Ancak Müslüman erkeklerin ehli kitaptan iffetli kadınlarla evlenmelerine izin verilmiştir. Yani Müslüman bir erkek Hristiyan bir kadınla, Musevi bir kadınla evlenebilir ama tersi söz konusu olamaz. Yani Müslüman bir kadın Hristiyan bir erkekle evlenemez. Burada da bir ayrımcılık söz konusu değerli dostlar. İşte yine şöyle bir ifade var fıkıh okumaları ders kitabında. Diyor ki, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız tireyi çekmiş. Eğer anneleriyle zifafa girmediyseniz onlarla evlenmenize size günah yoktur. Annesiyle zifafa girmeyen üvey baba üvey kızıyla evlenebiliyormuş. Hem kadınla evli hem de zifafa girmediyse kızla evlenebiliyor. Bu durumda herhalde kadını mı boşuyor yoksa ikisini de mi kadın olarak alıyor, karısı olarak alıyor. Buna açıklık getirmemiş. Benzer ifade bakın Diyanet'in fetvasında da aynı şekilde var. Aynen. Yani orada birisinde sadece farklı şu karılarınız, birisinde eşleriniz. Yani kelime farklılığı bu kadar. Diziliş halinde değerli dostlar. Hangi soruda yanıt veriyor? Kendileriyle evlenilmesi haram olan kimlerdir? Şeklindeki soruya yanıt verirken.
Peki buradan ne anlaşılması gerekiyor? Buradan şu anlaşılması gerekiyor değerli dostlar. Herhalde Diyanet fetvalarını yazanlar ekip ders kitaplarında yazmış. Ki öyle ki bakın fıkıh ve kukumaları gibi ders kitaplarına bakın. Yazarlar profesör ünvanı, profesör doçent ünvanı. Yani bu hani böyle normal öğretmenler de işin içine pek girmemiş. Böyle daha akademik insanlar buralara girmiş değerli dostlar. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı Nisa suresinin 23. ayetini örnek vermiş. Demiş ki iki kız kardeşi nikah altında bir araya getirmenin size haram kılındı. Kadın, halası, teyzesi, erkek veya kız kardeşinin kızı üzerine onlarla aynı anda nikah altında olacak şekilde nikahlanamaz. Yani biraz önce ders kitabında söylediğim gibi halası, teyzesi, kız kardeşi değilse çok eşli olmasında sakınca yoktur ifadesini vermiş. Peki biz buna karşı ne yapacağız bu ifadelere karşı? Bir kere şöyle, Türkiye bugün Amerikan emperyalizmiyle ve onun işbirliği içindeki PKK, FETÖ gibi unsurlarla mücadele ederken milli birliği et ve tırnak gibi sağlam tutmak çok önemli değerli dostlar. Bu bakımdan ders kitaplarındaki bu ifadelerin hani sadece laikliğe aykırı olduğunu, kadının özgürlüğüne aykırı olduğunu söylemek yetmez. Milli birliğe de aykırı olduğunu, bunun emperyalizme karşı, içindeki bölücü unsurlara karşı mücadeleyi sekteye uğrattığını söylediğimiz vakit topluma daha fazla bir itibar görecektir bu söylem değerli dostlar. Ve bu söylemler görüldüğü gibi çok ispatlı ve somut. Hani dine karşı algılanacak ifadeler yok. Çünkü çok eşitliği kaldıracak, boşol sözüyle boşamayı kaldıracak bir toplumsal yapımız yok değerli dostlar. O bakımdan hani bazı kişiler toplumdan vazgeçiyor ama bu doğru değil. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Bunların, bu mücadelelerin sadece konuşmak, yazmak değil, bir fiil değil. İçindeyim çeşitli dernek, sendikaların. O bakımda toplumumuza bu somutlukta anlattığımız vakit ve emperyalizmle, milli bütünlükle bağını kurarak anlattığımız vakit bu ifadelerin Diyanet fetvalarından ve ders kitaplarına çıkarılması yönünde önemli bir aşama kaydedeceğiz. Ben bu yöndeki mücadelenizde sizlere başarılar dilerim.